Şimdi size insülin enjeksiyonunun nasıl uygulanması gerektiği konusunda genel bir fikir vereceğiz. İnsülin kalemlerinin birkaç çeşidi bulunsa da aslında temel prensipler benzerdir. Bu videoda insülin kalemi çeşitlerinden sadece bir tanesini kullanacağız. Siz lütfen kendiniz için doğru olanı kullandığınızdan emin olun. İnsülin kalemi nasıl muhafaza edilir? İlk kullanımdan önce ışıktan korumak için kalem karton kutusunda saklanır. Kaleminizi sıcaklığı 2 ila 8 derece olan bir buzdolabında saklayın. Kullanımınızdan en az 1 saat önce buzdolabından çıkartmayı unutmayın. Donmamış olduğuna dikkat edin. İlk kullanımdan sonra kaleminizi sıcaklığı 30 derecenin altında olan bir odada muhafaza edin. Kaleminizin kapağını kapalı tutun. Doğrudan ısı veya ışık almasını önleyin. Kullanılmış olan iğneleri her zaman tıbbi atık kutusuna atın. Kaleminizi buzdolabına geri koymayın. Üzerinde iğnesi takılı halde bırakmayın. Birinci adım, malzemelerinizi bir araya getirin. Size reçete edilen insülin için kullanılacak olan insülin kalemi, kullanılmış olan iğneleri güvenli bir şekilde imha etmek için atık kutusu. İkinci adım, insülin kaleminin hazırlanması. İnsülin kaleminin kapağı çıkarılır. İğne ucu kaleme oturtulur ve iğne ucunun dışındaki plastik kap açılır. Üçüncü adım, güvenlik testi. İnsülinin iğneden geldiğinden emin olmak için doz seçici 2 ila 3 birim çevrilir ve pistonun sonuna kadar basılır. İğneden insülin gelmediği durumlarda güvenlik testi 6 kez tekrarlanır. Bu yöntem işe yaramazsa iğne değiştirilir ve test tekrar edilir. Eğer hala insülin gelmiyorsa yeni bir kalem kullanılır. Dördüncü adım. Kalemi sizin için reçete edilen insülin dozuna getirin. Doz seçiciyi istediğiniz dozla aynı hizaya gelinceye kadar çevirin. Eğer tam belirtilen dozu seçemezseniz dozunuzu 2 kere de enjekte edebilir veya kalan miktarı tamamlamak için yeni bir kalem kullanabilirsiniz. 5. adım. Enjeksiyon bölgesini hazırlayın. Karnınızı, uyluk bölgenizi veya üst kollarınızın yağlı bölgesini tercih edebilirsiniz. İğneyi cildin altına dikkatlice batırın. Cilt hasarını önlemek için her seferinde farklı bir bölge seçin. Bir enjeksiyon alanı seçin. Enjekte edeceğiniz bölgelerin yerlerini değiştirerek o alanı bir hafta boyunca kullanın. Enjeksiyon alanlarını günlük olarak değiştirmeyin. Sadece enjekte ettiğiniz bölgelerin yerlerini değiştirin. İşte burada karın bölgenizi bir hafta boyunca nasıl kullanabileceğinizin bir örneği. Enjeksiyon bölgesindeki cilt değişiklikleri. Deride meydana gelebilecek hasarı önlemek için enjeksiyon bölgesi değiştirilmelidir. Düzensiz, şiş bir bölgeye enjeksiyon yapılması halinde insülin vücuda etki etmeyebilir. Farklı bir bölgeye enjeksiyon yapmadan önce, burada gördüğünüz gibi bir bölgeye enjeksiyon yapıyorsanız doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Doktorunuz kan şekerinizi daha yakından takip etmenizi isteyebilir, insülin veya diğer antidiyabetik ilaç dozlarınızı düzenlemeyi düşünebilir. 6. adım, insülini enjekte edin. İnsülin kalemini sizin için rahat olacak ve uygun kontrolü sağlayacağınız şekilde tutun. Enjekte edeceğiniz bölgeyi burada gösterildiği gibi tutun. İğneyi 90 derecelik bir açıyla veya bir sağlık uzmanından aldığınız talimata göre batırın. Baş parmağınız ile piston düğmesine sabit bir şekilde basın ve insülini yavaşça enjekte edin. Kalemin üzerindeki doz penceresinde sıfırı gördüğünüzde tam dozu enjekte ettiğinizden emin olmak için 1'den 5'e kadar sayın. Daha sonra enjeksiyon düğmesini bırakabilir ve iğneyi cildinizden çıkarabilirsiniz. 7. adım. Kullanılmış olan iğneyi kesici alet kutusuna atın. Kalem kapağını tekrar kalemin üzerine yerleştirin. Oda sıcaklığında muhafaza edin. Asla insülini şırıngayla kalemden çekmeyin. Unutmayın, herhangi bir sorunuz veya endişeniz olursa bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir. Videonun başında da söylediğim gibi farklı farklı insülin kalemleri vardır. Ancak çalışma prensipleri benzerdir. Bu videoda ise insülin kalemlerinden birini kullandık. Lütfen kendiniz için doğru kalemi kullandığınızdan emin olun. İnsülin kaleminin nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla bilgi almak için burada paylaştığımız siteleri ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.